Emin olun bunlarda vicdan yok. Vallahi de yok, billahi de yok. Kayseri'den Sahabiye Medresesi'nde dükkanlar var. Geçen yıl 9.380 lira kira ödeyen bir esnaftan bu yıl 20.332 lira istiyorlar. 9.380 liradan 20.332 lira. Ya ne oldu da bu kadar büyük bir zam yapıyorsunuz? Vakıflar Genel Müdürlüğü istedi diyorlar. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün bilgisi yok. Büyükşehir Belediye Başkanı istiyor. Ha buradan yine sandık geldiğinde bütün vatandaşlarımın düşünmesini isterim. Bu AK Partili belediye. Cumhuriyet Halk Partisi belediyesinde böyle garabetler olmaz. Onlar halka hizmet ederler. Halk için çalışırlar. Görevlerini de işlerini de tıkır tıkır yaparlar. Engel çıkarıyorlar. Engelden şikayet etmezler. Engelleri aşmasını bilir, halka giderler. Kayserili kardeşime, bu esnaf kardeşime de, orada görev yapan, çalışan, alın teri döken esnaf kardeşimize de söylüyorum. Sandık gelecek, bu kardeşine oy vereceksin. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vereceksin. O paraların tamamını sana iade edeceğim faiziyle beraber. İsmim İbrahim Sungur. Burada esnafım. Sahabiye Medresesi içerisinde. Yani şu an biz Cuma günü Memduh Başkan'dan bir randevu talebimiz oldu özel kalemden. Henüz dönüş olmadı. 26 Mart'ta tahakkuklar yapıldı, kira tahakkukları. 1 Nisan vadeli. 5 gün gibi kısa bir süre var. Bundan Memduh Başkan'ın haberi var mı bilmiyoruz. Kendisi de konuyla alakalı açıklama yaptı. İşte bugün Kemal Bey de grup toplantısında söyledi. Yani bizim burada derdimiz bir an önce konunun çözümlenmesi. Esnaf olarak herkes kafasının rahat etmesini istiyor. Konunun çözümlenerek şu pandemi şartlarında %75 artış afaki. Evet, bunun belki büyükşehirle alakalı kısımları var, vakıflarla alakalı kısımları var. Onları ilgilendiren, ilgilendirmeyen ama en son noktada biz esnaf olarak bu konuda muhatap olduğumuz için bu artışla ortada bir hakikat var ve %75 oranında bir artış var. Biz bunu karşılayamayız. Hem de bu pandemi şartlarında kitap kırtasiye sektörü bu işten çok fazla etkilendi. Okullar kapalı. Hem böyle afaki bir artış oldu, hem vade çok kısa. Ben 5 günde bu kadar miktarı toplayamam ve şu an zaten 1 Nisan'dan beri faiz işletilmeye başlandı. Bu işi Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile vakıflar kendi arasında çözecekler ve bize de normal kendi kontratlarımızdaki olan kira artışından devam edip gidecekler. Aslında işin teknik boyutu bu. Ama şu an o henüz işletilmedi maalesef. Bekliyoruz acilen işletilmesini. İnşallah olumsuz etkilemez. Konu çözülür. Bunu Kemal Bey mi çözer, işte Memduh Bey mi çözer, bir başkası mı çözer? Yani burada bir mağduriyet var. Bizim talebimiz bunun çözülmesi. Bugün İyi Parti de buradaydı. İyi Parti İl Başkanı buradaydı. Meclis üyesi Kazım Yücel buradaydı. Yani bizim buradaki tavrımız bu konu çözümlensin. Burada bir mağduriyet var. 14 tane esnaf mağdur. Bundan onların aileleri, çalışanları da olumsuz etkileniyor. Bu mağduriyet kaldırılsın ortadan. Bunu kim sağlarsa sağlasın. Böyle bir şeyimiz yok.